Junta'nın başa geçtiği Nijer'e gideceğiz. Askeri müdahale ihtimalini masada tutan Batı Afrika ülkeleri bir taraftan da askeri yönetimle müzakere masasına oturmaya çalışıyor. ECOWAS'ın kurduğu komite Nijer'de juntacılarla görüştü. Toplantıdan da ılımlı mesajlar çıktı. İzleyelim. Bir yandan askeri müdahale tehdidi, diğer yandan müzakere çabası. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, Nijer'deki junta yönetimiyle masaya oturmak istiyor. ECOWAS üyeleri Nijer'deki darbeci askerlerle görüşmek için bir komite oluşturdu. Heyet, Nijer'in başkenti Niamey'de juntacı lider Chiani ile bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ılımlı mesajlar verildi. ECOWAS heyeti, Chiani'nin diplomasi ve barıştan yana olduğunu iletti. Krizde çözümün güç kullanarak değil, diyalog yoluyla geleceği vurgulandı. ECOWAS'ın Nijer'e yönelik ekonomik yaptırımları hala yürürlükte. Yaptırımların etkisi her geçen gün büyüyor. Nijer'in elektrik ihtiyacının %70'ini karşılayan Nijerya, elektrik akışını durdurdu. Bazı ev ve işletmelere günde sadece 1,5 saat elektrik sağlanabiliyor. Darbeye destek veren Nijerliler hem ECOWAS'a hem de Nijer'i yıllarca sömürgesi olarak kullanan Fransa'ya tepkili. Göstericiler cuma günü Fransız üssüne yürüdü. Öfke büyüktü. Fransızlar işlerini başka yerde halletsin ve bize ülkemizi geri versin. Onlar bize sadece problem getirdi. Ülkemizin bütün zenginliği onlarda. Batılı ülkeler Nijer'deki gelişmelerden endişeli. Darbenin ardından bölgede Wagner yoluyla Rusya nüfusunun artacağını düşünüyorlar. Protestolarda açılan Rus bayrakları da bu endişeleri körüklüyor.